Ya sarayın günlük, bu da resmi rakam, Sayıştay raporla söyleyeyim. Bir günlük masrafı Cumhurbaşkanlığı'nın 34 milyon lira. Bakın 12 milyar 669 milyar TL yıllık. 12 milyar aylık da 1 milyar liraya geliyor. Dakikada 23 bin TL. Ya bunu konuşmayacak mıyız? Araç lüksünden bahsediyor. Ben tekrar söylemiyorum. Zaten herkes bu konuda hemfikir. Birçok kurumun, Diyanet de başta olmak üzere, zaten eleştiriliyor. Bu kadar araç saltanatı, özellikle de büyük kurumların Cumhurbaşkanı gibi bu tasarrufları yapması lazım. İşte size kaynak. Pazartesi bir tasarruf paketi anda, geliyor zaten. Şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın harcaması, bakın bir günlük harcamasıyla ne kadar 1500 emekli maaş ödeniyor yani. Acaba buradan millet adına ve şahsım adına şunu sormak istiyorum. İktidara gelmek için ana muhalefet partisi çaba sarf ediyor, en doğal hakkı. İktidara geldiği zaman bu ülkeyi çadırda mı yönetecek acaba ya? Anlamadım. Çadırda mı yöneteceksiniz bu ülkeyi? Yani yapılan saray diyorsunuz, saraya karşısınız. Yol diyorsunuz, yola karşısınız. Köprü diyorsunuz, köprüye. Hastane yapılmış. Biz yola karşı değiliz. Yönteme karşıyız. Bakın. Devlet hastane yapıyorsa devlet burada risk alır. Ya havalanı yaptı. Uçan yok ya. Nerede uç? Ya işte başka bir şey bildiğiniz yoktur. Neyi yok? 14 Mayıs'tan önce 14 Mayıs'tan önce söylediğiniz, ana muhalefet olarak yaptığınız, söylediğiniz tek şey neyi vardı? Ne? Ekonomiydi. Ekonomiyle de ilgili en ufak bir proje getiremediniz. Ya neyi getiremediniz? Ya neyi getirdin? Hangi projeyi getirdin? Şimdi ya, gayet güzel söylüyor. Sayfa, bakın 3000 sayfa. Barış Hoca söyledi. Proje bakın, var. Barış Hoca söyledi, Can Bey de söyledi, Fuat Bey de, ben de söylüyorum. Emeklileri davet edeceksiniz oraya. Bakın, emeklilere davet ettiğiniz zaman orada devlet yönetmek tiyatro oynatmaya benzemiyor. Devlet yöneteceksiniz. Oradaki vatandaşa eğer biz sizin haklarınızı vereceğiz diyorsanız, bu vereceğiniz hakların kaynaklarını da anlatacaksınız. Deminden beri sen diyeceksin, dinlemiyor musun? Ben dinliyorum sizi. Dinlemiyorsun ben şimdi, herhalde. Yani, ben dinliyorum sizi. Sen şu rakamlara bir cevap versene. Ya bana. Siz çarşı her Ali şeye Bey, karşı mantığından kurtulun. Bu rakamların hangisi? Ya şu olan? Çarşı her şeye karşı mantığından kurtulun. Ali Bey, havaalanı ben rakam dediğiniz, konuşuyorum. Bakın, afaki konuşmuyorum. İstanbul Havalimanı. Rakamlar, sayıştay raporları. Bak bana sus diyordun. Bak şimdi anlattın. Ben de bir millete anlatayım. Anlat bakayım. Şu rakamları konuşalım. Bakın, buyurun. O İstanbul Havalimanı yokken Atatürk Havalimanı işletiliyordu. Bura işletilirken devlete oradan ödenen para 160 milyondu, dolardı. Şimdi yap işlet devret modeliyle yapıldı. İstanbul Havalimanı yap işlet. Bugün 20 yıl süreyle yapıldı. 20 yılda yapan müteahhit kendine çalıştıracak. 20 yıl içerisinde de her yıl 1,5 milyar dolar kira ödeyecek. Bak 160 milyon dolardan 1,5 milyar dolar. KDV'si, ÖTV'si, vergisi yılda 30 milyar dolar devletin kazanması. Müsaade et. 30 milyar dolar kasasına para girecek devletin. 30 milyar hem dolar de, biraz yüksek. Hem de bu 20 yılda. 20 yılda. Tamam. Her yıl bir yıllık şeyi kirası. Bir yıllık 1 milyar 300 yani. Milyon euro. Doğru anlar, tamam. Tamam mı? Bir, bak ben söylüyorum. Tamam, doğru. Şimdi 1 milyar 300 milyon her yıl kira ödeyecek. Oradaki bütün masraf nilemeyi yapacak. Altyapı sormuyorum. Müsaade et. Neden ertelediniz ya? Müsaade et. Niye affettiniz onu söyler misin? Ya ne? Ben bir işlet devletle ilgili örnek veriyorum. Ben de sana söylüyorum. Bakın. Şimdi tam oraya geleceğim. Müsaade et de söyleyeyim. Ben niye affetti, neden affedildi bilmiyorum. Ama şunu söyleyeyim size. Bakın burada haklılık şu. Sorunu geri aldım. Bugün o İstanbul Havalimanı hani 20 yıllığına yapılmış. Sorunu geri alabilirim, bakın, değil mi? Bütün peki, dünyadaki emtia fiyatları diyorum. Artmış. 20 yıl süreyle yapan firma yapmış. Bugün İstanbul Havalimanı'nı yapmaya kalksanız 60 yıl kendine çalıştır desen yaptıramazsın. Dünyada bütün emtia fiyatları artmış, her şey artmış. Çok karlı şimdi, bir yatırım oldu. Çok karlı bir yatırım. Al Bey, şimdi müsaade edin. Müsaade edin. Burada
O yapan bilmiyorum firma, dedin ya ondan o yapan dolayı. Firma. Ben bilen kişiye soracağım, siz bilmiyor musunuz? Ben gayet iyi biliyorum. Bilmiyorum dedin ezbere ya. Ezbere biliyorum. Niye ertelediğini? Ezbere biliyorum. Cengiz'in vergi başlığını neden atlattığını? Bakın, ya kardeşim, bir emeklinin bir kuruş borcu olsa devlete gidip hesabını yakasına yapışıyorsunuz. Ya işte bak, niye boş konuştum buradan. Bakın, niye atlatıyorsunuz kardeşim? Ya bak. Niye saray çevresinin vergi borçlarını affediyorsunuz? Ya yanlış ya. Yapıldıysa yanlış düzeltilsin. Kim yanlış yaptıysa da o yanlışı geri alsın. Ben yapmadım, siz yönetiyorsunuz ya. Diyorum ki burada öyle bir eser ortaya çıkmış ki bugün 20 yılda hem devlet 30 milyar dolar para kazanacak hem de 20 yılın sonunda o eser senin olacak. Bu dünyanın en büyük havalimanlarından birisi. Bir. İkincisi. En birisi. Beşinden birisi yani. Evet. Büyüklerinden birisi diyorum. Evet. Şimdi bakın, yine söylüyorum. Orada bu işi yapan müteahhit zarar etmiş olabilir, kâr etmiş olabilir, nasıl olursa olsun. Zaten buradaki yapılan işten dolayı eğer devletten bir imkan dediyse ki ben zarar ettim, bunu ödeyemiyorum, ödeme güçlüğüne içerisine düştüm dediyse, devlet birçok iş adamına, birçok sanayiciye, birçok ihracatçıya kaynaklar sağlıyor. Siz zannediyor musunuz ki ben yaptım oldu dediğin zaman her şey oluyor mu zannediyorsunuz? Bugün Türkiye'nin 2002'de ihracatı 36 milyar dolardı. Bugün bir aylık ihracatı 30 milyar dolara gelmiş. Boştan gelmemiş, havadan gelmemiş. Bir çabanın neticesinde gelinmiş. Bizim gayri safi milli hasılamız 230 milyar dolardı 2002'de. 2002... 20 yılda ne kadar vergi topladığınızı biliyor musun? Ben işte o toplanan vergilerin nerelere yatırıldığını da görüyorsunuz. Ne kadar vergi toplandı? Bakın, siz 20 senede ne kadar vergi toplandı? Siz bakın, iyi bir yola rakamlarla girdiniz. Aranız iyi değil, bence girmeyin o topa. İyi bir yola girdi bu Cumhuriyet Halk Partisi. Çok güzel yola girdi. İyi bir yola girdi. Dünyada 4. enflasyonu sahibiz. Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir yola girdi. Şu her şeye karşı olmaktan kurtulun. Türkiye'nin kazanımlarını biz bugün dünya gıptayla izliyor. Türkiye'nin kazanımları. Karşıyız. Bakın, biz tarıma karşı olanlara karşıyız. Bugün biz üretime karşı olanlara karşıyız. Ya biz sussan ne olur ya? Bak, konuşturmam seni. Biz İnanın seni konuşturmam. Konuşturmam seni. Slogandan öte gitmiyor. Konuşturmam seni. Bak, şimdi Türkiye gerçekten çok büyük kazanımlar elde etti. Altyapısı var. Bir pandemi oldu. Pandemi olduğu zaman dünyada en gelişmiş ülke oldu, en gelişmiş ülkelerde bile ya ekonomi durdu. Ekonomi Ukrayna'da %10 enflasyon yok. Sen ya size ne anlatayım ya? Ya Allah aşkına bir susun ya. Dünyada ne olur sadece ya. Türkiye'de ya bana pandemi. Sus diyor. Bir susun da ya söyleyin. Her yerde gıda ya bir sus da söyleyin. Gıda ya. Ucuzladı. Türkiye'de %120 arttı. Sen ne yapıyorsun ya? Ali Bey, bence şu tasarruf nasıl hissedilecek? Ben onu söyleyeceğim ama müsaade etmiyor ki tasarruf. Ama Mustafa Bey de müsaade ediyor. Bakın. Buyurun. Para varsa tasarruf edilir. Para yoksa tasarruf edilmez. Tamam, olmayan şey tasarruf edilir mi ya? Mustafa Bey, şimdi, müsaade edelim ama. Müsaade şimdi, şimdi bakın. Yani burada biz neyi konuşuyoruz? Diyoruz ki emekli maaşı az. En sert eleştiri evet, size. Emekli maaşı az. Ben de söylüyorum. Seçimlerden önce de söyledim. Mutlaka emekliye bir iyileştirme yapılmalı. Bugünkü emeklinin durumu içler acısı. Ama şöyle de bir durum var. Bizim ecdadımız Çanakkale'de, eyvah. Sakarya'da, Allahu Ekber dağlarında bu ülkenin bekası için mücadele etti. Ne emekli maaşları vardı, ne de onların düşünecekleri herhangi bir şeyleri vardı. Tek bir dertleri vardı, ülkesiydi. Bugün dünyada, o pandemi döneminde dünyada bütün gelişmiş ülkelerdeki üretimler durdu. Ama Türkiye'de üretim durmadı. Niye durmadı? Çünkü Türkiye'nin altyapısı buna müsait hale gelmişti. Yolları yapılmıştı, limanları yapılmıştı, köprüleri yapılmıştı, tünelleri yapılmıştı, havaalanları yapılmıştı. Şimdi biz neyi konuşuyoruz? Emekli maaşı az diye konuşuyoruz. Eğer bizim ekonomimiz çökmüş olsaydı, bizim fabrikalarımız çalışmamış olsaydı, pandemide biz en gelişmiş ülkelere bakın yiyecek gönderdik. Onlara maske gönderdik, onlara ilaç gönderdik. Biz burada en gelişmiş ülkeler gibi aşı yaptık. Dolayısıyla Türkiye'nin altyapısı sağlam. Sıkıntılarımız var, yok değil. Bu sıkıntılar giderilecek Allah'ın izniyle. Bu milletin ferasetiyle bu sıkıntılardan biz kurtulacağız. Şimdi biraz önce Barış Hoca da söyledi. Herkes söylüyor, Fuat Bey de söyledi. Sanırım
inanıyor bunların olduğuna ama inat ettiği için söylemeyebilir Mustafa Bey. Şu var, bakın 110 milyar dolar bir depreme gider oldu. Hiç hesapta olmayan tabii, bir şey. O büyük bir kırım pandemi, yani. Pandemi o. Büyük PKK, şimdi biz ne yapıyorduk? PKK ile mücadele edeceğiz diye uçaklarımız gidiyordu. 5 tane bomba atacaksa 3 tane bombayı atıp geliyordu. Ya hiçbir şeyimiz yoktu. Bugün Türkiye'de ya. Bugün Türkiye'nin içerisinde olduğu gibi Türkiye'nin sınırlarında 940 kilometre sınırda Suriye'de biz 30 kilometre oraya girmişiz. 6 tane ülkede askerin var. 6 tane askerin var. Depremde 110 milyar diyor ya Ali Bey. Ya 1999 depreminde toplanan ve deprem dedi. Ya bırak Allah aşkına. Bu slogandan bir çık ya. Doları ne yaptın? Şu slogandan bir çıkın ya. Slogan konuşmuyorum. Bir çıkın ya. Bak ben hep rakam konuşuyorum. Ya şu slogandan bir çık. Bak sen ya ne rakamı konuşuyorsun? Bak hava civa konuşuyor. Bu rakamlar 1940 model bu senin rakamların. 1949'da deprem oldu kardeşim. Ya şu 1940 modelden bir gelin ya şöyle. Deprem ülkesi. 2024'de bir gelin. Soruyorum. 99 depremindeki 2024'de gel. Ne yaptın Ali Bey? Cevap ver. Cevap veriyorum. 2024'de bir gel. 99 depreminde toplanan deprem nedeniyle 250 milyar doları ne yaptın? Söyler misin ya? Ne yaptın biliyor musun? 250 milyar dolar ne yaptın? Kentsel dönüşüm değil. Ne yaptın biliyor musun? 110 milyar dolar diyorsun ya. Bir dakika bir dakika. Ne yaptın? Bu ülke deprem ülkesi. Bir susarsan söyleyeceğim. Diyelim ki depremde toplanan parayı ne yaptın? Ya sordum söyleyeyim ya. Dur, aldığım terörü sordum, nereye getirdin? Sordum söyleyeyim. Diyor. Sordum. Sordum da söyleyeyim. Zamanın Cumhurbaşkanı merhum Ecevit bir haftadır bakanıma ulaşamıyorum demişti şeyde. O 99 depreminde. Başbakan Ecevit. Başbakan. Efendim? Başbakanı. Başbakanı bakanıma ulaşamıyorum demişti. O zaman Yaşar Okuyan sanırım Çalışma Bakanı'ydı. Allah rahmet eylesin ikisine de. Ulaşamıyorum demişti. Bugün Türkiye'de Allah bir daha yaşatmasın. Deprem ben Adıyaman'a oldu. Gittiğimde 72 saat. Geç onu. Resim çekilmeye gittiniz oraya. Resim. Ben gittiğimde bir tane resim adamınız resim çekilmeye yoktu. Gittiniz oraya. Bir tane İş yapmaya yoktu. Değil. Bir tane milletvekiliniz bırak, yoktu. Ben bırak. Ben oradaydım. Ben oradaydım. Milletvekiller de orada. Belediye başkanı. Siz resim çekildiniz geldiniz. Resim. Gölcük'te ben yaşadım. Gidin de görün oradaki binaları. Time dergisine git. Mustafa abi güzel. Gölcük'te ne yapıyorsun? Bunlar yaşam. Mustafa Bey sana bir kelime konuşturmam. Sen boş konuşuyorsun. Boş. Mustafa Bey sana bir kelime konuşturmam. Boş konuşan. Bana rakam konuş. Sana rakam konuşuyorum. Rakamları söyle bana. Sana rakam konuşuyorum. Soydurdunuz. Sana tur korumalı mevduatı soydurdunuz. Sana konuş. Ya sus da konuşayım sus. Rakamlarla konuş bana. Sus da yalanla yap. O yalanlar cevap verin. Benim çanakkalem. Dumlu kral benim çanakkalem. Ya bırak. Yapma bana ya. O yalan. O yalanlarla cevap verin. 20 senedir bu gazla yürüyorsun. Ya o yalan. Bu gazı daha millet yemiyor. Bırak bu işleri. O yalan sloganlar. Çanakkale'de benim. Ya bırak. Bırak o işleri ya. Ya neresi sen? Rakam konuş biraz ya. Rakam konuşuyorum. Sus da konuşayım. Sus. Ciddiyetini bozma ya. Sus da konuşayım o zaman. Sus. Söyle rakam. Tamam. Sus da konuşayım. Biraz daha sakin. Bu korumalı mevduatta ne kadar para gömdün? Sus da konuşayım. Ülke yönetiyorum. Soruları sıraladınız diye Ali Bey. Ben bırak. Sen bırakacaksın onu. Ben tamam. Yani milletin parasını ya, soyduracaksın. Ya bak. Çeteler. Bir Ali Bey. Sadece gelin. Ne yaptın o konuşuyor ya? Ya ama sen konuşuyorsun. Ne konuştun da bilmiyorsun. Boş boş konuşuyor. Bana rakam vereceksin. Rakam kardeşim, veriyorum. Siz de rakam veriyorum sana. Sur korumalı mevduatta ne kadar para kaybettin? Ya daldan dala atlamana gerek yok. Sur korumalı mevduatta ne kadar para kaybettin? Ali Bey siz kendi gündeminize dönsenize. Evet. Ne söyleyecekseniz onu söylesenize. Yani sorumuz vatandaş. Siz duymayın soruları. Sizden ya. Ricam siz de arada soru sormayın. Bir tamamlayabilsin ama Ali Bey. Yani, ya ben konuşurken. Sordum, ya soruyorsun sen, diyorsun ki doğru. Ne yaptınız diyorsun. Ama ya ne yaptın? Verdiğim ya. Rakamlara cevap ver. Kadir. Senin verdiğin rakamlara değil. Ben doğruları söylüyorum. Senin söylediklerin hepsi yalan. Niye? Öyle mi? Sayıştay yalan konuşuyor. Sayıştay değil. Kimin sen Sayıştay değil, eline almışsın, karalamışsın, ezberlemişsin. Peki, hemen gir orada, de ki İstanbul Havalimanı. Girmeme gerek yok. Ben buradan gireyim. Bir yere varabilecek gibi bakın. Görünmüyoruz. Görünüyor muyuz? Yok, Başakanım, ben varılacak yeri söyleyeyim, ne yaptınız diye. Soru bakın, soruluyor, cevap beğenilmiyor. Türkiye'de 99'da deprem oldu değil mi? Evet, 250 milyar dolar deprem vergisi toplandı. Ya bir sus ya. Türkiye'de deprem oldu, 99'da. Diyor ki topladığınız şeyleri ne yaptınız diyor. Türkiye'de... Biz ilk AK Parti iktidara geldiğinde biz 500 bin konut yapacağız demişti Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan'la. Daha yeni hükümet kurulduğu zaman 500 bin konut yapacağız demişti. Türkiye'nin buna ihtiyacı var demişti. Yani ben bile tüylerim diken diken 500 bin konutu nasıl yaparız diye o zaman biraz tedirgin olmuştum. Muhalefet de dalga geçmişti. 2023'teki depreme geldiğimizde Türkiye kentsel dönüşüme yani TOKİ eliyle
1 milyon 200 bin konutu yapmıştı. Ve o zaman yalanlar... O yüzden bütün binalar o zaman... gömüldü değil mi? Ne? Deprem bölgesinde bütün binalar o yüzden gömüldü değil Toki mi? Toki binaları mı gömüldü? Görüşüm mü yaptın Toki binaları mı gömüldü? Aa, efendim, niye karşı çıktınız? Bak bak senin belediye başkanın ne diyor? İmar bak 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 burada. Ne diyor senin belediye başkanın? Gömüldü o insanlar. 100 bin insan öldü be. Nerede 100 bin? Ben... 100 bin insan öldü. İşte sizin oradaki beceriksiz yöneticileriniz. Öyle mi acaba? Evet. Çok özür dilerim. Kimi? Engelledi. Bak bakalım engelledi. Oradan. Engelledi. Kardeşim. Susarsan cevap vereceğim. Hükümetin işidir. Hükümetin. İşine geldi değil mi? Hükümetin işidir. Toki'nin yaptığı 1 milyon 200 bin konut işine geldi. Şey ne yaptınız? İkili tartışma çok konu daldan dala artık i̇kili oldu. İkili tartışmaya döndü bir de yani. Mustafa Bey sizden istirham ediyorum. Son birkaç cümleyle siz asıl bu tasarruf için... Bak açtım geldi. Lütfi Savaş ne diyor? Tamam. Diyor ki ben... Tamam. Bakın nereden geliyorum diyor. Gecenin bu saatine kadar sizi burada beklettim diyor. Bakın açtım Lütfü önüme geldi. Ben 15 gün evet, çalıştım. Diyor sen ki, bir tane adamı yiyorsun. Artık diyor lütfen ki, karşılıklı devam etmesin daha diyor, fazla. Lütfen rica kentsel ediyorum. Kentsel dönüşümü diyor engelledim diyor. Kentsel dönüşümü engelledim diyor. 8500 kişi orada öldü. O kentsel tamam. Dönüşüm engelledim. Tamam. Bana bir lütfen Mustafa Bey. Ben daha karşılıklı. 15 gün Lütfü Savaş'la çalıştım. Kardeşim. Lütfen ama. Senin bir tane adamın yoktu orada. Ali Bey. Yoktu. Ali Bey, Allah'tan Ali Bey siz yok, benim sorularımı duyar mısınız? Allah seni çarpar ya. Adıyaman'a gitti. Çarpar Allah seni. Bir tane bakanın yok.